Burası bu kadar yükseltti hocam. Tabi biz şimdi onu keserek altının ne anlama geldiğini gördük. Evet. Bakın şu yükselti depremle birlikte oluşan büyük, görüyor musun? Yani 6 Şubat depreminde öncesinde yok. Bu hendekte öncesi yok. Diyor öncesi ki ben, yok. Evet. Ben yeni dünyaya geldim diyor. Yeni doğdum diyor. Bu güzel bulabildik. En azından gördüm. Olsun. Güzel oldu. Ercan hocam görüşürüz. Emeklerine sağlık. Estağfurullah. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kum seviyesiyle sınırı burada. Buraya bir geliyoruz. Şurada devam ediyor. Şu kadar bir atım var. Şurası fayın geçtiği yer şurası. Bakın şurada sınırı görüyoruz. Geliyor böyle. Buradan birdenbire aşağı düşüyor. İşte şurası fayın geçtiği yer olmuş. Bir tane fay yukarı doğru dallanıyor böyle. Zonu genişliyor fayın. Bakın böyle. Böyle bu şekilde. Bu ne yaratıyor? Yukarıda böyle bir eğim yaratıyor yukarıda. Yani biz yeryüzünde böyle bir eğim görüyoruz. İşte şu şekilde buraya kadar yani gelmiş, şimdi, uzanmış. Görüyorsunuz çakıllarda ve kum seviyelerinde belli başlı kalınlığa var. Atın miktarını görebiliyorsunuz burada. ...2025 yılının sonuna kadar, şu an 2024 yılındayız, 2025 yılının sonuna kadar, yani 1,5 yıl kadar bir süre sonrasında biz Türkiye'nin tüm aktif diri fay hatlarının paleosismolojik haritalandırılmasını çıkarmış olacağız. Ve bu bütün kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Bunun başlangıcında yine Sanayi Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Bakanımızın başkanlığında yapılan bir toplantıyla, AFAD Başkanımızın katılımıyla, MTA Başkanımızın, Genel Müdürümüzün katılımıyla. Dolayısıyla kamu ilk defa bu kadar bir araya geldi. Kamunun karar vericileri bir araya geldi. Bu kadar 14+6, 22 tane, 8, 22 tane üniversite bir araya geldi. 100 tane araştırmacı, 90 tane öğrenci, yani 190 kişi bir araya geldi. Bu ilk kez gerçekleşiyor. Bu kadar akademisyenin, bu kadar kurumun, üniversitenin, bu kadar karar verici kamu kurumunun bir araya geldi. Biz en azından bilimsel anlamda bir ders aldık. İnşallah bunun gelecekte daha hazırlıklı. Çünkü bunlar bu ülkemizin, yani tüm dünyanın ve ülkemizin gerçeği ve yaşanan iklim değişikliği olaylarıyla beraber bu daha fazla tetiklenecek. İşte deprem sonrasında AFAD'ın ne kadar kuvvetli çalıştığını biliyoruz ama ona ihtiyaç olmayacak şekilde biz gerekli önlemlerimizi bilimsel temelle almamız lazım. Depremle birlikte fayın hareketinin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Bu harekete baktığımızda buradaki hareketin narlı fayın hareketiyle çok fazla uyuşmadığını saptamış durumdayız. Yani farklı bir fay türü niteliğinde bir hareket gerçekleşmiş burada. Dolayısıyla narlı fayından bağımsız bir fay olabilir burası. Ve bu fay Doğu Anadolu fayına bağlantılı bir fay diye düşünüyoruz.